Merhaba. Washington Ulusal Sanat Galerisindeyiz ve Vermeer'in harika eserlerinden birine bakıyoruz. Karşımızdaki eserin adı Terazi Tutan Kadın. Çok sakin, değil mi? Vermeer'in bütün diğer eserleri gibi oldukça sakin bir havası var. Günlük hayattan bir sahneyi gösteriyor. Ancak Vermeer böyle sahneleri derin anlamlarla doldurmayı biliyor sanat tarihçileri senelerdir bu anlamları tartışıyor. Hadi gelin ilk önce gördüğümüz resmi tasvir edelim. Çok güzel kıyafetler içinde bir kadın görüyoruz. 17. yüzyıl Hollanda'sında üst düzey bir tüccar sınıfından olduğunu anlıyoruz. Bu sınıf sanat eserlerini satın alıyordu Mesela aynı şu baktığımız resim gibi konusu olan resimlerden söz ediyoruz. Büyük ihtimalle o zaman da kadınların genelde evdeyken taktıkları ketenden yapılmış bir başlık takıyor. Ayrıca üstünde kürkle süslenmiş bir giysi de var. Hollanda'nın özellikle kışın çok soğuk bir yer olduğunu zaten biliyoruz. Bu kürk onu sıcak tutması için. Kadın masanın önünde duruyor. Karşısındaki duvarda bir pencere var. Oradan azıcık ışık sızıyor. Hemen yanında da bir ayna görüyoruz. Sağ ise çok güzel, hassas bir terazi var. İlginçtir, terazinin kefelerinde hiçbir şey yok. Sanki terazinin durulmasını bekliyor gibi. Önündeki masada bir sürü kutu görüyoruz. Bir kutu açık. Büyük ihtimalle terazi ve ağırlıklarının bulunduğu kutu. Diğer kutuda ise sıralı inciler var. Ayrıca altın sikkeler de gözümüze çarpıyor. Kadının zenginliğini anlayabilmemiz için bunlar yeterli. Belki de önündeki değerli eşyaları ölçecek. Resimde aslında görünenden çok daha fazlası var. Örneğin Kadının tam arkasında çok güzel bir tablo yer alıyor. Bu tabloda mandorla içinde İsa'yı görüyoruz. Aşağıdaki o zamana kadar gelmiş geçmiş bütün ruhları yargılıyor. İsa'nın sağındaki ruhlar kutsanmış, solundakiler de lanetlenmiş olan ruhlar. Yani bu bir kıyamet günü sahnesi. Arkada böyle dini bir resmin bulunması bu tablonun bir kadının terazide bir şeyler ölçmesinden daha fazlasını anlattığına dair güçlü bir işaret. Kafası kutsanmışlarla lanetlilerin ayrıldığı yerde duruyor. Işık bu resimdeki ana ögelerden biri. Altın perdelerden içeri süzülüp kadının yüzüne ve vücudunun önüne vuruyor. Böylece arkadaki duvara gölge düşürüyor. Işık, sanatçının bir tür hareket yaratmasını sağlamış. Bu hareket kadının teraziyi dengeye gelmesi için beklemesi, yani zamanın geçmesini beklediği anı gösteriyor. Resimde aynı zamanda bir durağanlık ve yoğun bir sükunet hakim. Resim oldukça gerçekçi, oldukça doğal. Fermeer tarafından en ince ayrıntısına kadar planlanmış. Birleşme noktasının kadının serçe parmağının tam orada, sağ elinde olduğunu biliyoruz. Ayrıca resmin merkezinin de terazinin tam üstünde odaklandığını biliyoruz. Renk kompozisyonu da kontrollü bir şekilde yapılmış. Işık modülasyonunun ne kadar ustaca yapıldığına ve şu gölgenin derinliğine bir bakın. Ya da sağ tarafta perdenin altın rengiyle arkadaki tablonun kenarlıklarındaki rengin nasıl tekrarladığını. Elbisede ve incilerde de aynı altın rengin tekrarladığını görüyoruz. Doğal olarak sanat tarihçileri Vermeer'in bu tabloda ne anlatmak istediği üzerinde hemfikir değiller. Ama bu tablo daha geniş bir söylemle 17. yüzyılda yaşanan değişikliklere ışık tutuyor diyebiliriz. Bu dönemde sanatçılar artık kilise için değil, tüccar sınıfı için resim yapıyor. Bu iç mekanda geçen bir sahne. Ondan dolayı da bir tür samimiyet söz konusu. Zenginlikle dindarlık arasında ya da zenginlikle maneviyat arasında ne gibi bir ilişki vardı? Belki de terazi bu ikisini dengelemeyi temsilen resme yerleştirilmiştir. Kadının önünde varlıkları, değerli eşyaları var. Arkasında ise İsa ve kıyamet günü tablosu var. Bir şeyleri tartma, yargılama düşüncesi mevcut. Bunların hepsi iyi tahminler ama kesin olarak bilmiyoruz elbette. Sanat tarihçileri kadının arkasında duran tablonun ne olduğunu bile uzun bir süre bulmaya çalıştı. Ancak henüz bulunamadı. Ha tabii bir de pencerenin yanında duran ayna var. Ayna olup olmadığını da bilmiyoruz aslında. Neden orada ve ne anlama geliyor soruları hala cevaplanmadı. Vermeer neden onu oraya koydu? Aynalar genellikle kibirle özdeşleştirilir. Yani belki de kadının önündeki masada duran dünyevi varlıklarla ilgili olabilir maneviyat hakkında değil de dünyadaki zenginliğiyle ilgili endişe duymasını anlatıyordur belki de. Bu bu resmin en eski yorumlamalarından biri. Arkasındaki ruhani dünya ile ilgilenmiyor, önündeki varlıklara odaklanmış. Yani bir nevi bunların boş şeyler olduğu uyarısını yapan bir hatırlatma gibi. Fakat aynalar aynı zamanda kendini bilmeyi ve gerçekliği de sembolize eder. Resim bunların hepsini anlatıyor olabilir. Hatta belki de henüz belirleyemediğimiz başka anlamları da vardır. Sanat tarihçileri bu resmi yorumlarken 17. yüzyıl Hollanda'sını göz önünde bulundurmaya çalışmışlardır. Hoşçakalın.